Bugünkü turumuzda Türkiye'nin en köklü üniversite ve bölümlerinden birinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümündeyiz. Bugün profesyonel yaşama giden yolda eğitim tercihini buradan yana kullanan öğrencilerle sohbet edecek, akademiden görüş alacak, finalde ise mesleğinin zirvesindeki bir ismi, Arslan Arslan'ı konuk edeceğiz. Kendisiyle sektör, meslek ve deneyimlerine dair konuşacağız. İnsan ve bilgi arasındaki mesafe artık bir tık ötede. Gerçek zamanla alınıp gönderilebilen postalar. Günümüzün komşuluk biçimi sosyal medya. Cep telefonuna düşen mesajlar, tasnif yükünü ortadan kaldıran diskler. Toplum güvenliği, bankacılık işlemleri, kişisel şifreler ve diğerleri. Yeni nesil teknolojinin adı yapay zeka, bilgisayarlar. Evet, şimdiki rotamız Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Neden bilgisayar mühendisliği? Çünkü bilgisayarı seviyorum. Programlamayı seviyorum. Bilgisayarın iç mimarisini öğrenmeyi seviyorum. Peki Özgür, sen bu bölüme girmeseydin başka bir bölüm tercih eder miydin? Var mıydı böyle aklında bir şey? Hayır, yoktu. Yani yoktu. Tek tercihimdi, evet. Odaklandın, nokta atışı yaptın diyorsun. Evet. Neden ODTÜ? Eğitimi daha iyi olduğunu düşünüyordum. Hani verdikleri eğitimin daha kalitesi daha güzel, daha iyi olduğunu düşünüyordum. Hakikaten de öyle olduğunu gördüm daha sonra yurt dışına falan. Hani buraya geldikten sonra bayağı hedeflerim, ufkum falan bayağı gelişti. Şu anda bilgisayar mühendisi birisi. Bu gördüğü dersleri günlük hayatına ne gibi yansıtıyor? Yani bir avantajı oluyor mu bu dersleri görüyor olmanın? Şimdi aslında bunun için tam yerindeyiz. Hocamın da söylediği gibi, çünkü SQL ve veri tabanları, en azından benim bildiğim kadarıyla, günlük hayatta en çok kullanılan, yani neredeyse her uygulamada kullanacak cinsten şeyler. Bazı dersler tabii ki biraz daha teorik oluyor. Hani doğrudan doğruya günlük hayatınıza nasıl yansıtacağınızı göremiyorsunuz, çalışma hayatınıza. Bunlar benim ne işime yarayacak diyorsunuz ama daha sonra bunlar ortaya çıkıyor. Neden ODTÜ'yü tercih ettin? Aslında tamamen yani puanımın yüksek gelmesinden kaynaklanan bir durumdu. Ben bilmiyorum, puan yüksek geldi, bir anda oraya girdim. Yani ben aslında bilgisayar mühendisliğini hiç düşünmüyordum. Çünkü benim bilgisayarla çok ilgim yoktu. Hani ben hiç sevmediğim bir şeydi aslında buraya gelmeden önce. Gerçekten böyle sadece gerektiği zaman kullandığım bir şeydi. Ne istiyordunuz peki? Sadece yüksek puan almak istiyordum. Hani gerçekten bir meslek seçimim yoktu. Yani samimi davranayım. Gerçekten öyle bir şeyim yok. Kendimi denedim. Rekor kıracaktım hani. Hatta kayıt bile yaptırmayacaktım. Seneye bir daha girecektim der gibi oldu. Ondan sonra işte burayı yazmaya karar verdim. Pişman mısın? Yani hiç istemiyordun ama düşünmüyordun. Şu anda artık geldin ve 3. sınıftasın değil mi? Nasıl bir duygu? İlk sene çok zorlanmıştım böyle. Hani ya niye geldim buraya falan olmuştum. Yani nefret bile etmiştim hani. Ama şimdi çok seviyorum. İlk sene geçtikten sonra biraz deneyim kazandıkça böyle bir şeyler yapmak çok kolaylaşıyor. İyi ki de buraya gelmişim diyorum. Hani artık kendimi başka bir bölümde düşünemiyorum. Sanal dünyalar, sanal karakterler. Canlandırmalar, efektler, 3 boyutlu tasarımlar. Cebinizde, bankanızda, arabanızda. Seyrettiğiniz filmde. Bilgisayarın olduğu her yerde bilgisayar grafiği var. Peki işin bu kısmında olan bilgisayar mühendisi adaylar ne diyor? Gelecekte onları neler bekliyor? Öğrencilikten farklı bir hayat bekliyor, onu biliyorum. Yani çalışma ortamı kesinlikle zor, daha zor. Peki bilgisayar mühendisinden mezun olduktan sonra iş bulma konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünüyor musun? Yoksa bu konuda içim çok rahat diyebilir misin? Benim bu konuda içim rahat çünkü iş buldum sayılır. Yani buldum, imzayı da attım. İş olanakları konusunda hem Türkiye'de hem yurt dışında çok iyi pozisyonların açık olduğunu söyleyebilirim. Peki Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdiğin anda, sektöre girdiğinde hazır olarak mı başlıyorsun? Aslında bu biraz hazır tanımınıza bağlı. Çünkü şöyle diyeyim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi teknoloji öğretmiyor. Teknoloji öğrenmeyi öğretiyor. Ben de bilgisayar mühendisliğinde bunu öğrendim. Deneyimli çıkmıyoruz tabii ama deneyim kazanmayı öğrenebiliyoruz. Yani öğrenmeyi öğretiyor diyebilirim. Bunlara isim verdiniz mi hepsine teker teker? Hepsinin teker teker ismi yok ama genel olarak Cobot platformu diye geçiyor literatürde. Anladım. Koyun robotun aslında bir nevi kısaltması. Koyun robot. Evet. Çok güzel, hani sürü psikolojisinden herhalde yola çıkarak.
Şu anda gördüğümüz robot kardeşimiz orada. Kardeşimiz diyorum, o kadar canlı hareket ediyor ki siz buradan galiba programları yazıyorsunuz, öyle mi? Evet, yani zekası üzerine uğraşıyoruz. Daha hani ayrıntılı bakacak olursak hareket tanıma ve öğretme üzerine uğraşıyoruz. Bunun bir ismi var mı? Bunun ismi iCub. Yaklaşık dünyada 20 laboratuvarda olan ve sadece 9 ülkede olan robotlardan bir tanesi. Peki bilgisayar mühendisliği deyince akla ilk önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi geliyor. İnsanlar neden burayı tercih ediyor hocam? Mezunlarımız kapışılıyor. Bunu ben birinci elden hissediyorum. Şöyle ki, araştırma için bu güzel laboratuvara, bu robotla çalışmak için, buna bir anlamda bebek bakıcısı olmak isteyen öğrenciler aradığım zaman benim bunları Haziran'dan önce, örneğin Şubat ayında öğrencilerimi seçmem gerekiyor. Haziran ayında ben ilanımı astığım zaman artık öğrenci bulamıyorum. Çünkü sektörün talebi çok büyük. Şanslı mısın bu bölümü seçtiğin için? Kendimi pek şanslı olarak nitelemem ama bu bölümde olduğum için çok mutluyum ki zaten devam ediyorum bölümde. Hayatımda verdiğim en büyük, en iyi kararlardan biri ODTÜ'ye gelmek ve bilgisayar mühendisliğini seçmek. Burada hamuru yoğuruyoruz. 4 yıllık eğitimin içinde bir mühendise o alanda bilebileceği her şeyi öğretmek mümkün değil. Biz temelde öğrenmeyi öğretiyoruz. Kaliteli bir hamur eline diplomayı vererek çıkartıyoruz. Daha sonra belli alanlarda iyi mühendis olmak, konusunda çok iyi olmak onların elinde. Bu formasyon var. Hepsinin elinde bu formasyon var. Motivasyonu yüksek, öğrenen, iyi uygulayan, iyi bir mühendis olmak bence kariyerdeki başarının kilit noktası. 400 çekirdekli bir bilgisayarla yan yanayız. Adı var mı bunun? Evet, adı Nar. Nar, çekirdek sayısından dolayı herhalde. Evet, çok çekirdekli olmasından dolayı adının Nar olmasının uygun olduğunu düşündük. Peki, Nar ne yapar? Bu şey, yüksek hesaplama gücü ve yüksek veri depolama isteği olan işlerin kolayca yapılabilmesini sağlar. Mesela normal bir bilgisayarda çözülemeyecek bilimsel problemleri bu gibi sistemlerde çözebiliyoruz. Yani 400 civarında çekirdek bir masaüstü bilgisayarda en fazla 8 çekirdek olduğunu düşünürsek oldukça avantajlı. 50 misli değil mi? Evet yani. Bilgisayar mühendisliği denilince neden ilk akla ODTÜ geliyor? Çünkü ODTÜ bilgisayar mühendisliği bölümü ilk bilgisayar mühendisliği bölümü olarak kurulmuş 1977 yılında. Ve şu anda da Türkiye'nin en büyük bilgisayar mühendisliği bölümlerinden biri. Hocam, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olan bir öğrenci sektöre ne kadar hazırdır? Şimdi bizim bölümde verilen derslerin büyük kısmı sektöre öğrenciler gittiğinde direkt kullanabilecekleri bilgiler bunlar. Bizim öğrencilerimiz ta 3. sınıftan itibaren sektöre hazır olmaya başlıyorlar. Ve tabii 4. sınıftan, yani bölümü bitirdikten sonra da çok rahat bir şekilde iş bulabiliyorlar ve hemen girdikleri işlerde de, projelerde direkt katkı vermeye başlayabiliyorlar. Hocam, şimdi buradan mezun olan bir öğrenci sektöre atıldığında hangi alanlarda tercih yapıyorlar? En çok hangi alanları tercih ediyorlar? Bizim mezunların bir kısmı yurt dışında doktoraya ya da master'a gidiyor. Sektörde çalışmak isteyenlerin büyük bir kısmı Teknokent'teki Arge şirketlerinde çalışmayı tercih ediyor. Buna ilave bazı mezunlarımız da savunma sanayinde, bankacılık sektöründe ve telekom sektöründe çalışmaktadırlar yoğunluklu olarak. ODTÜ bilgisayar mühendisliğini bitirebilmiş olmak yaşama birkaç adım önden başlatıyor aslında buradaki mezunlarımız. Ama kuşkusuz bu çok kısa bir süre sizi götürebilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz, buradan aldıkları bu bilgileri çok değişen, çok dinamik bir disiplin olan bilgisayar mühendisliği konusunda kendilerini sürekli güncellemeleri, teknolojiyi takip etmeleri, kendilerini iyi yetiştirmeleri ve her zaman teknolojinin kenarında iyi bir mühendis olmaya çalışmaları tabii önereceğimiz bu. Tabii bunun dışında da tabii ki iyi mühendis olmanın yanında sosyal olarak da kendilerini geliştirmeleri, sosyal ortamlarda daha iyi duruma gelmeleri de tavsiyelerimizden diğeri olur herhalde. Sektörde tercih önceliğine sahip bir okuldan mezunsunuz. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak sizin işlerinizi ne gibi kolaylaştırdı?
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği ciddi bir şekilde hayatımı kurtardı diyebilirim. Çünkü ben daha mezun olur olmaz özel şirketten teklifler geldi. Hem de güzel maaşlı. Biri de TÜBİTAK Bilten'de araştırma görevliliği teklifi vardı. Ben işin daha çok bilim tarafına ilgi duyduğum için tercih ettim araştırma görevliliğini. Akademik kariyer, evet.